Bağımsız gazeteciyiz diyorlar. Palavradan ibaret. Hangi belediyeye fatura kestin diye soruyorum. Susuyor, bana hakaret ediyor. Sarayın muhbiri diyor. Ya ben sana bir tane soru soruyorum. Sormayacak mıyım bunu? Bak gel bana sor. Partiyi nereden finanse ediyorsun? Muhasebe bilen herkes, partinin kayıtları açıktır. İstediği zaman gelsin, kayıtları açayım. Hesabı görsünler. Ben soruyorum. Hangi her ay belediyelere kaçar lira kesiyorsun? Genel merkezlere kaçar lira fatura kesiyorsun? Biliyorum ben bunu. Sormaya da devam edeceğim. Ben seçim gecesi yalnız değildim. Şu anda CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay yanımdaydı. Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yanımdaydı. Bolu Belediye Başkanı, o zaman milletvekili Tanju Özcan yanımdaydı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yanımdaydı. O gece yanımda olup rahmetli olanlar var. Başka arkadaşlar var. 50 kişi, 60 kişiyiz. Hep birlikteyiz. Şimdi ben diyorum ki ben bu kadar anlattım. İnanmıyorsunuz. Ya bu arkadaşlarla beraber beni kanalına çıkar Merdan. Diğer medya kanallarına sesleniyorum. Merdan bunu yapamaz. Siz Merdan'ı da çağırın. CHP'deki milletvekillerini de çağırın. Beni de çağırın. Seçim gecesini konuşalım. Ya bunu yapın ya şu ağzınızı bir kapatın. 2018'de Muharrem İnce aday olunca adam kazandı. Çünkü Muharrem İnce öyle dedi. Ben bunu memleket için bir beka meselesi görüyorum. Çünkü bu zeka memleket için bir beka meselesidir. Adam 2002'de kazandı. Adam 2004'te kazandı. 2007'de kazandı. Adam 2009'da yeniden kazandı. Adam 2010 referandumunu da kazandı. Adam 2011 seçimlerini de kazandı. Adam 2014'ü de kazandı. Adam 2015'te iki seçim kazandı. Adam 2016 referandumunu da kazandı. Adam 2017 seçimlerini de kazandı. Referandumunu da kazandı. Adam 2018'de Muharrem İnce tarafından ilk kez sallandı. Adam kazandı değil, adam sallandı. Onu sallayan adam da burada.